Ender, bir Biginde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikteydik o gün Trabzon'da. Evet. Yani bu yayıncılık tabii bu heyecan, koşturma, işte siz maç pozisyonundasınız. E, otelden çıkıp stada gitme, onun öncesine yayınlar, takımları koşturma, kovalamaca, e, röportajlar. Ha hakikaten özledik. Ne hangi hangi gündü Bu maç e, tam 49 gün önce oynanmış. 49 gün önce e, yarı finalin ilk maçı 2-1 sona eren eğer her şey normal seyrinde gitseydi, şu anda dakikaları sayıyorduk, geri sayımdaydık. E, rövanş maçı bugün Kadıköy'de oynanacaktı. 2-1'in rövanşında e, finalist takım, ama 90 dakikanın sonunda ya da uzatmalar, penaltılar bilemiyorum. Finalist takım, ilk finalist bugün belli olacaktı. Yarında da e, Alanya-Antalya maçı olacaktı. 22 Nisan yani, Evet yarın. Yarın da e, Aytemiz Alanya Spor'la Antalya Spor 1-0'ın rövanşında karşı karşıya geleceklerdi. Ve e, iki finalist, zira Türkiye Kupası'nda iki finalist takım bugün ve yarın oynanan maçlarla belli olacaktı eğer bu e, Covid-19 salgını olmasaydı. Şimdi farklı senaryolar var tabii. E, bu noktada biraz senaryolardan da bahsetmek gerekiyor. Hem Ziraat Türkiye Kupası maçları, evet. hem lig karşılaşmaları burada tabii siz de işte federasyonda diplomasi sürdürüyorsunuz. Kupayla lig ne zaman oyna ya da şöyle sorayım. planlanan ne? Şimdi ben futbol federasyonu birinci başkan vekili Sayın Servet Yardımcıyla da görüştüm. Her iki organizasyonu da Süper Lig'i de, Ziraat Türkiye Kupası'nı da olabildiğince Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde ve e, tabii sağlık anlamında tam onayı yetkiye aldıktan sonra başlatıp oynatmayı temel prensip olarak kabul ediyorlar. Oynatılması isteniyor. Zaten UEFA'nın da, ÇF'nin yönetiminin de e, beklentisi, isteği bu yönde. E, maçlar oynansın, e, ligin ve kupaların galibi belli olsun ki gelecek yıl, Avrupa platformunda, Avrupa yarışında bir sıkıntı yaşanmasın. Her şeyden önce yerelliklerin tamamlanması, yani bunu şeyin önüne koyuyor UEFA. Mevcut Avrupa sezonunun bile önüne koyuyor. Likleri. Çünkü gelecek yılın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını istiyor. Dolayısıyla yerellikler ve kupalar bu anlamda önemli. Zira Türkiye kupasında da. Zaten sadece 3 maç kaldı geriye. E, o günün şartlarına getirecek hep birlikte göreceğiz. E, eğer dolaşımda bir sıkıntı olmazsa yani ulaştırma vesaire. Çünkü e, örneğin dün e, gündeme geldi tek bir şehirde oynanması. Bir süredir zaten konuşuluyor yanılmıyorsam ilk olarak Rıza Hoca, Rıza Çalınbay bunu gündeme taşımış. Ve tek bir şehirde örneğin Antalya'da oynansın demişti. Ee, yine bu yönde çeşitli teknik adamların açıklamaları var. Fatih Hoca da seyircisiz olacaksa seyircisiz oynandıktan sonra tek bir şehirde oynanmasının bir mahsuru yok dedi. Ee, ki görüntü seyircisiz oynanacak. Hatta bazı ülkeler yıl sonuna kadar seyircisiz oynamayı konuşuyor. Örneğin yıl da yani, İtalya'da, yani süreçte. gelecek sezonunda <laughs> ilk yarısı seyircisiz oynansın diyor. Örneğin İtalya. Bu konuda İtalyan hükümetinin e, ciddi bir talebi var, isteği var. E, büyük e, büyük olasılıkla Serie A ilk yılı, ilk sezonun e, ilk bölümü seyircisiz oynanacak. Şimdi siz 40-50 bin kişilik e, toplulukları iç içe hiçbir şey olmamış gibi, aşı bulunmadan altını çiziyorum. Bu işin e, çözümü üretilmeden, aşı bulunmadan çok kolay kolay bir araya getiremezsiniz. Yani bu e, böyle bir küresel salgın değil de bir kış gribi haline dönüştüğünde her şey çok daha rahat olacak. E, onun içinde de işte e, sağlık mensupları, bu işin uzmanları e, bu yılın Aralık ayı, gelecek yılın Ocak, Şubat ayı gibi tarihler veriyorlar. Üzerine çalışılıyor zaten hepimiz biliyoruz artık hepimiz e, tıbbi literatüre neredeyse hakim olur hale geldik ve e, her gün e, yeni bilgiler ulaşıyor. E, dolayısıyla ben de bu kalan 8 haftanın seyircili oynanmasının mümkün olmadığını düşünenlerdendim. kupada dahil. Kupada dahil. Kupada dahil. Hal böyle olunca tek bir şehirde oynanabilir. Komşu iki şehirde oynanabilir. Ulaşımı kolay olan, karayoluyla kolaylıkla ulaşılabilecek. E, Antalya örneğine, e, Antalya düşüncesine Hava sıcaklığı acaba müsait olur mu penceresinden bakarak olumsuz yaklaşanlar yok değil. Örneğin e, Sergen Hoca o dönemde Alanya'da vesairede de çalıştığı için o dönemde çok kolay değil Antalya'nın şartları dedi. Evet nem yüksek özellikle Haziran'ın 3. haftasından sonra sıcaklık da yükseliyor ama acaba... Hani gecenin ilerleyen bölümünde yani 21'den sonra oynanabilir mi maçlar? 21 21.45 gibi düşünülebilir. E belki başka yerlerde düşünülebilir. Yani başka bölgelerde düşünebilir. Ne bileyim. İzmir, Manisa'da oynatırsınız. İşte yani Zeki hava şartları. Karadeniz göre. dedi belki. Samsun, Trabzon, Rize. E orada şu belki. önemli bence. Şampiyonluk rekabetinin ya da düşme potasının içinde olmayan şehirlerden hmm. seçilmesi daha hakkaniyetli olur. Tamam. Seyircisiz oynanacak. Fakat e, o atmosferde bulunmak, ev sahibi atmosferinde bulunmak bazı takımlara avantaj getirebilir. Şampiyonluk ve ligde kalma e, potasında olmayan takımların ev sahibi olmayacağı şehirler olursa... ...kamu vicdanı daha rahat eder. Çünkü e, bu tarz işlerde biz çok fazla düşünüyoruz. Bütün bu yaşadığımız aslında... E, insani bir sınav olan da süreçte hala daha işte şu şunun şeyi o onu söylüyor bu bunu söylüyor da falan bakıyorum özellikle sosyal medyada şu son süreçte o kadar büyük bir bilgi, bilgi kirliliği var ki hala daha sporla ilgili futbolla ilgili olarak da benzer e, komplo teorileri üretiliyor dolayısıyla bunların hiçbirine meydan vermemek ne şampiyonluk potasında ne ligden düşme hattında olmayan bunlardan etkilenmeyecek e, yörelerde oynatmanın daha sağlıklı ve kamu vicdanı açısından daha rahat ettirici olabileceğini öngörüyorum. Ben. Aynı zamanda birincilik ve diğer ikincilik maçları için de belki buna benzer bir formül benzer e, bir tabii Bursa, e, Bolu biz yakın. sadece Süper Lig'den işte bugün zira e, Ziraat Türkiye Kupası'ndan bahsediyoruz ama e, birincilik, diğer alt kategoriler, Aynen. oralarda yükselme, düşme maçları e oralarda da ciddi bir mücadele var oralarda da takımlar Örneğin birincilikte müthiş bir mücadele ortaya koydular Kor-a-kor bir mücadele var kimin ne olacağı belli değil özellikle pi attı birinci Aynen. Ligin e, müthiş bir çekişmeye sahne oldu bu sezon e, oralarda da e, son derece ciddi rekabetler var kolay değil e, ama e, işte şu son dönemdeki biraz daha e, düşme eğilimi gösteren veriler Haziran ayında sanki e, sezonun başlayabileceği umudunu veriyor bize. E, Haziran Temmuz aylarında Haziran başı gibi mi? Yani tam yani 5'i, 12'si, 19'u bu tarihler konuşuluyor. 3 e, haftalık yani tabii gönül ister ki bu daha uzun olabilsin ama bir sonraki sezonun hazırlık dönemi de var. Öyle zannediyorum ki 3 haftalık 20-25 günlük bir süre tanıyacaklar. 5-12-19 Haziran şu anda kafalardaki olası tarihler ama yani futbolun elinde değil, futbolu yönetenlerin elinde değil. İşte ülkemizde bir bilim kurulu var. Her ülkede var benzer kurullar. Onların yorumları doğrultusunda ilgili bakanlıklar Sağlık ve Spor Bakanlıkları e, koordinesinde Türkiye Futbol Federasyonu bir karar verecek ve e, bu karar neticesinde sadece futbola değil az önce basketbolda konuşuyorduk yani Örneğin futbol e, oynanır basketbol oynanmazsa ya da voleybol oynanmazsa buruk olmaz mı Tabii. Futbol e, spor severlerinin e, yüreği yani Euroligi mesela çok oynatmak istediklerini biliyorum Euroleague organizasyonu mutlaka tamamlamak istiyor sezon. Ee, ama bunu da Temmuz ayının belli bir bölümüne kadar yapma düşüncesindeler. Ee, i̇şte belli belli deadlinelar var. Yani şimdi e, işte Ziraat Türkiye Kupasını konuşuyoruz, ligi konuşuyoruz. Dün Fatih Hoca sanıyorum 5-6 e, haftada bitirebiliriz dedi, değil mi? De? Yanılmıyorsam. De. E i̇şte bir hafta da belki. Çarşamba pazar da oynatabilirsin yarı final ve finali mesela Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bir hafta içinde. Ona da bir hafta olarak baksak 5-6 hafta 6 haftalık bir süreçte futbolumuzun kalan bölümünü Süperlik Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası düzeyinde tamamlama imkanımız olabilir. Elbette yoğun bir takvimle. Ha 6 olmaz 7 olur.